nasıl geçti Habersiz adlı. Bu basit şarkıyı akorlarla ve farklı baslarla ya da ufak tefek melodilerle süslemeye çalıştık. Şimdi biraz dikkat çekerek, nerede ne yaptığımızı anlatarak tekrar çalmak istiyorum. Hicaz makamındaki bu eserde üçüncü tel karar olacak şekilde, yani şurası karar sesi olacak şekilde birinci kolonu ve dördüncü kolonu kullanmak üzere si bemol ve do diyez basarak daha çok Hicaz'ı hissettiriyoruz. La, si bemol, do, re, mi, fa, bazen fa diyez ve sol ve en ince telde yine la sesine kadar giden bir sahası var. Bir tane herhalde, evet, day 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 derken bir si natürel kullanıyor burada. Ama genelde bir oktavlık ses sahası içerisinde devam eden bir melodisi var. Neyle başlıyor? Do, re, mi, fa, mi, re, fa derken re minör basıyorum. Re, fa, la basıyorum yani. Neden tabii öyle olduğunu hemen bu videoda anlatmak mümkün değil. Biraz armoni ile ilgili bazı çalışmalar yapmanız gerekir bunu kavrayabilmek için. Yani akoru nasıl oluştuğunu bilenler mesela neden fa, la, do ya da si bemol, re, fa değil de re, fa, la çalıyoruz orada diye soracak olabilirler. İşte bunun için birazcık altyapı bilgisine ihtiyacınız var. Şimdi bu videoda kafanızı o anlamda karıştırmak istemiyorum. Tekrar çalıyorum buraya kadar. Şöyle bir şey yaptım. İkinci tekrarında daha doğrusu. Akoru oluşturan, akora ismini veren temel ses yani kök ses dediğimiz seslere sadece birer vuruş yaptım. Bütün akoru oluşturan üç teli birden çalmadım da sadece o ismi taşıyan tele ya da sese vurdum. Bakın şöyle yaptım yani. Mesela re minörde re şimdi. Sadece re'ye basıyorum. Şimdi la majörün la'sını çalacağım. Baş parmağımla bakın çalıyorum. Çok kullanılmayan bir şeyler. Ya söyleyeyim ama çok kullanılmayan bir sesler yani. Daha doğrusu pozisyon olarak konuşurken çalamadım değil mi? Ya. Baş parmağı çok kullanılırken görmezsiniz. Söz kısmına gelelim. Yine la mi'de kaldı. Yani la majör. Do diyezde kaldı bu sefer. Yine la majör. La'da kaldı. Re majör kullandım. Tekrar la majör. Sol minör. Thank you.
de bir uygulama yapabilirsiniz. Sadece gitar gibi ritim çalarak da bu şarkıya eşlik edebilirsiniz. Güzel bir çalışma. Bence siz de keyifle devam edeceksiniz bunu çalışmaya. Doya doya çalışın. Neden doya doya diyorum? Çünkü akorları iyice sindire sindire böyle içe içe çalışın ki Hicaz bir sürü şarkıda bu akorları kullanabilirsiniz. Bunu siz kendiniz keşfedeceksiniz ve emin olun ki çok keyif alacaksınız. Evet, verimli ve tabii ki keyifli bir çalışma diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.